Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azim el kerim ellezî la ilahe illahu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Yani nasıl oluyor? Hoca estağfirullah diyor, siz dinliyorsunuz. Hayır, estağfirullah hepinizin geçerli. Yani tevbe ediniz. Ben günde 100 defa, 70 defa tevbe ediyorum buyuruyor Efendimiz. Biz size, siz de tevbe edesiniz diye günde en azından şöyle 100 defa estağfirullah, Rabbim beni affet diyesiniz diye her söze başlarken, her sohbete başlarken estağfurullah diyoruz biz, siz de deyin diye. Böyle bakıyorsunuz yani. Ey YouTube kanalı, YouTube'dakiler, dinleyenler ve camidekiler, bakmak yetmiyor. Siz de iştirak edip söylemeniz gerekiyor. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyüme ve etûbü ileyh. Nice günahlar işledim Allah'ım. Yaşım başım aldı gitti. Bir ayağım kenarda, bir ayağım kuyuda, bir ayağım kıyıda. Ya, bak bu da bir deyim yani. Onun için her gün estağfurullah dememiz lazım. Rabbim dine bizi affeyle dememiz lazım. Diye başladı. Rabbim affeylesin cümlemizi. Yine namazın hikmet ve önemi. Namazın Kur'an'da, hadis-i şeriflerde delili diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali, Yemen'e gönderirken, vali olarak gönderirken ona şöyle demiştir. Yani bize de söylemiyor. Seni ehli kitap olan bir topluma gönderiyoruz. Sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Ehli kitap ne demek? Yani Hristiyan. Onlara vali olarak gidiyorsun. Onları ilk önce Allah'a kulluk etmeye çağır. Yani Allah'a imana, Allah'a inancını, Allah imanı tam olarak Allah'a kulluk etmeye çağır. Davet et. Allah-u Teala'yı, Allah'ı tanırlarsa Allah'ın onlara gecede ve gündüzde 5 vakit namazı farz kıldığını söyle. Demek ki ne anladım? Buyurun. Üst kata çıkalım. Üst kata çıkalım. Allah-u Teala'nın gece ve gündüzde namazı farz kıldığını, bak farz kıldığını söyle. Demek ki önce Allah'a namaz kılmak için önce Allah'a iman ettim, inandım demeniz gerekir. İman etmeyene siz namaz kıl demeniz abes olur yani. Önce iman, sonra ibadet. Sonra namazı anlatacağız. Önce imanı inandırmayı, sonra da namaz kılmayı söz kesin. Namazı kılarlarsa Allah'ın onlara zenginlerinden alınıp yoksullarına verilmek üzere zekatı farz kıldığını söyle. İman, ibadet, bundan sonra hemen ekonomik devreye giriyor. Yardımlaşma, güç kuvvet bulma, destekleme. İman, namaz, ibadet, sonra da hemen zekat. İtaat ederlerse bunu onlardan al, zekatı al. İnsanların mallarının en iyisini alma. Mazlumun bedduasından sakın. İnsanların mallarının en iyisini alma. Yani onlar gönlüne göre istedikleri gibi versinler. Çünkü onun duasıyla beddua, yani mazlumun duasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Yani alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Var ya sözümüz. Mazlumun ahını alma. Mazlumun bedduasını alma. Onunla Allah arasında perde kalkmıştır.
Yani masum, mazlum. Yani çocuğu düşünün. Sen 50 kaldırsan o sana 50 kaldıramaz. Şimdi çocuk da kaldırıyor galiba, öyle mi? Vay Allah. Ama gücü yetmez yani. Onun için masum, yani elinden bir şey gelmeyen insana masum denir. Günah işleyemiyor zaten. Kimseye bir şey diyemiyor. O mazlumdur. Masumdur, mazlumdur. İhtiyarlar da öyle, yaşlılar da öyle. Siz öyle değilsiniz ama. Yani yaşlı olmanıza rağmen evvelallah kabadayılık yaparsınız yani. Yapabilirsiniz. Yani savunursunuz kendinizi yani. Ama hakikaten insan güçten kuvvetten düşünce testin bayrağını çeker. İşte o da masum. Allah zaten hadis-i şeriflerde geçiyor ya, çocuktan ve yaşlıdan kapısı yok onun, kapısı. Kapısını sen tak. Çocuktan efendim, yaşlıdan bir de kim vardı? Mazlum. Yani aklı yerinde olmayan. Meczuptan. Üç kişiden kalemi kaldırmıştır yani, günah yazmaz bunlara. Neden? Çünkü gücü yetmez ki günah işlemeye. Yani bir yaşlıyı düşünün. Ne kumar oynayabilir, ne alkol alabilir, ne gidip senden cedelleşebilir. Onun için günah işleyemez. Gücü kuvveti kalmadığı için, onların gücü yetmediği için onlardan kalem kalkmıştır. Sen aklının olmamasını ister misin? Akılsızlardan da istersen senden de kalsın. Hayır. Akıl nimetli bir şükrü, işte Allah seni mükellef kılıyor, sorumlu tutuyor. Neden? Namazdan sorumlu tutuyor. Ama aklı olmayan mezuptan namazı sorumlu tutmuyor ya. Akıl nimeti olduğu için bunlardan sorumluyor. Hey! Çocuktan da sormuyor. Neden? Onun da aklı ermiyor ondan. Yani yaşlıdan da öyle. Yaşlı ne yaptığını çok farkında değil. Gücü yetmiyor zaten. Bakma. Yüksel Efendi öyle yaşlı falan değil yani. Gelebiliyor yani. Öyle gücüm yetmiyor falan demiyor. Ama kulakları çok duymaz yani. Ha, o aferin, güzel duyuyor. Geçsin değil mi? Evelallah. Evler yapıyoruz. Efendim iş yerleri açıyoruz. Allah güç kuvvet versin. Ama gücü yetenden Rabbimiz istiyor. Sen olmak ister misin gücü yetmeyen bir insan? Yani güçten, kuvvetten düşmüş bir insan olmak ister misin? Hiç kimse olmak istemez. Onun için öyleyse, güçlüysen, aklın yerindeyse namazdan mesulsün. Allah'a imandan sorumlusun. Zekattan mesulsün. İbadetlerden mesulsün. Allah'a kulluktan mesulsün. Rabbim bu mesuliyetimizin idrakinde olmayı nasip eylesin bizlere. Onun için bu mesuliyeti bildik ki koşup geldik. Rabbim kabul eylesin. Huzuruna gelenlerden Rabbim mükafatlı versin. Huzurundan bizi de boş ayırmasın inşallah. El Fatiha.